Evet gençler, bir önceki ders fonksiyonlar konusuna bir giriş yapmıştık. Şimdi fonksiyonlar konusuna devam edeceğiz. Çift fonksiyonla başlayalım. Çift fonksiyon, tek fonksiyon kavramlarıyla başlayalım. Çift fonksiyon kavramı arkadaşlar şu demektir. Eğer f eksi x f x'e eşitse her zaman bu çift fonksiyondur. F eksi x eğer eksi f x'e eşitse bu da tek fonksiyondur. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Eğer fonksiyonumuz polinom şeklinde ise, yani x kare, x üzeri 4, işte x üzeri 6, bu gibi ifadeler üstler çiftse çift fonksiyon diyebiliriz. Ancak bu polinom şeklindeki fonksiyonlarda geçerli. Çift fonksiyonun grafikleri y eksenine göre simetriktir. Tek fonksiyonlarda orijine göre simetriktir. Peki tek fonksiyon nedir arkadaşlar? Eğer polinom şeklinde ise üstler tek olduğu zaman, burada bakın x'in üzerinde gizli bir var. 1, 3, 3, burada da yine bir var. Bakın bunların hepsi tek fonksiyonlardır. Çünkü üstler tek. Polinom şeklindeki fonksiyonlar da bu şekilde. Ancak fonksiyon polinom şeklinde verilmediyse o zaman burada üstlere bakarak karar veremeyiz arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? En genel formül olan şu iki formülü kullanacağız. F eksi x eşittir fx ya da f eksi x eşittir eksi fx. Yani arkadaşlar, fonksiyonda diyelim ki bize bir tane fonksiyon vermiş olsun. Fx eşittir ne olsun? X kare fonksiyonu. Bunu zaten çift fonksiyon olduğunu biliyoruz biz, ama şöyle de ispatlayabiliriz aslında. X yerine eksi x yazarak bunu yine ispatlayabiliriz çift fonksiyon olduğunu. Nasıl yapacağız? X gördüğümüz yere eksi x yazacağız. X gördüğüm yerlere eksi x yazınca burası eksi x'in karesi, üst çift olduğu için ne olur? Burası pozitif olur. Yani bu eksiyi yutuyor çift olduğu için üst. Buradan ne olur? Bakın x kare. Yani başlangıçtaki fonksiyona eşit çıktı. Yani x kare fonksiyonu zaten fx'ti. Sonuç olarak ne çıktı? Bakın f eksi x yazmıştık. X gördüğümüz yere eksi x yazdığımız halde cevap yine fx çıktı. Yani ne oldu bakın? F eksi x eşittir fx oldu. Yani bu eksiyi yuttu bakın çift fonksiyon. O yüzden bu çift fonksiyondur. Tek fonksiyon için bir tane ispat yapalım. Bu sefer de fx eşittir x küp fonksiyonuna bakalım. Bunun tek fonksiyon olduğunu biliyoruz ama nasıl ispatlarız bunu? F eksi x. X gördüğüm yere eksi x yazıyorum yine. Eksi x'in küpü üst tek olduğu için bu eksi arkadaşlar dışarıda kalacak. Eksi x küp. Bu x küp zaten fx'ti. O zaman ne oldu burası bakın? Eksi fx oldu. Yani ne çıktı bakın? F eksi x eşittir eksi fx çıktı. Yani bu eksiyi yutamadı bakın, dışarıya attı. O zaman bu ne olacak? Tek fonksiyon olacak. Yukarıdaki çift fonksiyonda alttaki de tek fonksiyon diyebiliriz gençler. Evet, şimdi burada parçalı tanımlı fonksiyonlara bakalım bir de. Parçalı tanımlı fonksiyonlar nedir? Şimdi fonksiyonun farklı aralıklarında farklı tanımlanan fonksiyonları biz parçalı fonksiyon diyoruz. Burada ne demiş bakın? X a'dan büyük olduğu durumda bu fonksiyonu kullan. X a'dan küçük olduğu durumda da bu fonksiyonu kullan. Mesela şuradaki örneğe bakalım. Bize diyelim ki f0'ı sordu. Böyle bir fonksiyon verdi. F0'ı sordu. Ne yapacağız? X gördüğümüz yere 0 yazacağız. Şimdi 0'ı nerede yazacağız? Burada mı, burada mı? Nasıl karar vereceğiz? 0 birden küçüktür değil mi? Kritik nokta 1 burada. Birden küçük için 0 birden küçüktür. Birden küçük için nereyi kullan diyor? Bunu kullan. Birden büyük sayılar için de bu fonksiyonu kullan diyor. 0 birden küçük olduğu için bunu kullanacağız. Burada 0 yazarsak 0 artı 1 ne yapar? 1 yapar. O yüzden cevap 1 olur. Peki f2'yi sorsaydı ne yapacaktık? 2 birden büyük olduğu için bu sefer bu fonksiyonu kullanacaktık. Bak ne diyor? Birden büyükse 2 birden büyük. Bunu kullan. 2 yazarsak burada 2'nin karesi 4, 3 çıkartırsam 1 yapar arkadaşlar. Bu şekilde diğer değerleri de yine benzer şekilde bulabiliriz. Parçalı fonksiyon bu şekilde gençler. Evet, sadeleştirmeli fonksiyon sorularına bakalım. Sadeleştirmeli fonksiyon sorularında da arkadaşlar belli bir mantık bulmamız gerekiyor sorularda. Bu belli mantığı sorunun şekline göre karar vereceğiz. Her soruda aynı şey olmaz. Mesela buradaki soruda baktığımız zaman
fx artı 2'yi fx artı 1'in x katı şeklinde vermiş. Arada bir fark var bakın. X artı 2, burada da x artı 1. Burada da bakın f4'ü eşittir 3 demiş, f5'i sormuş. O zaman şunu yapabilirdik başta. X yerine 3 yazarsak burası ne olur bakın? 5 olur. Burada 3 yazarsak 4 olur. Biz f4'ü biliyoruz, onu kullanabiliriz. Şuraya 3 yazabiliriz yani, f4 olduğu için burası. X zaten 3 yazmıştık, x gördüğümüz yer. O zaman burası ne oldu? 3 çarpı f4. F4 de 3'tü. 3 çarpı 3'ten ne oldu burası? 9 oldu. O zaman f5 neye eşit çıktı? 9'a eşit çıktı. Şimdi bu basit bir soruydu. Şimdi buna bakalım. Yine arada bir fark olacak şekilde iki tane fonksiyon tanım. Fx artı bir fonksiyonundan fx fonksiyonu çıkarmış, 2x eşitlemiş. F1'i 5 vermiş, F4'ü soruyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Yine belli bir mantık bulmamız gerekiyor. İlk başta x yerine 1 yazarak başladık. 1 yazarsak burası ne oluyor bakın? F2 eksi F1 olur. Eşittir. 2 çarpı 1, 2 yaptı. X yerine sonra 2 yazarsak 2 artı 1, 3 yaptı. F3 eksi F2. Burası da 2 çarpı 2'den 4 oldu. F3 eksi F2'de 4'e eşitmiş. 3 yazınca da F4 eksi F3 6'ya eşit çıkıyor. Burada yine uzatmıyorum. Buraya yerine yazınca. Sonra bakın burada şunu fark ediyoruz. Şunları taraf tarafa toplayınca F3'ler gidiyor, F2'ler gidiyor. Sadece ne kalıyor? F4 eksi F1 kalıyor. Eşittir. Karşı tarafı da toplarsak 12 yapar. F1'i bize vermiş soruda 5. Bu 5'i karşıya atarsak, başında eksi var bu arada, artı olarak geçecektir karşıya. O zaman ne olur gençler? F4 eşittir. 12 artı 5'ten 17 yapar. Yani sadeleştirmeli fonksiyon soruları dediğimiz şey, belli bir mantıkla tekrarlayan ve taraf tarafa topladığımızda, çarptığımızda ya da böldüğümüzde birbirini götürecek şekilde fonksiyonları yazabiliyorsak, işte bu sadeleştirmeli fonksiyon sorusu, bunları bu şekilde çözeceğiz. Her zaman bu mantıkta olmayabilir. Dediğim gibi tehlikeli sorular o yüzden. Şimdi ters fonksiyona bakalım. Ters fonksiyon da arkadaşlar, bir fonksiyonun tersi ne demektir? Eğer fonksiyon ne demekti zaten? İki tane küme vardı. İki tane küme vardı. Buradaki elemanı, buradaki x elemanını, buradaki y elemanını getiren fonksiyonu f ile isimlendirirsek ters fonksiyonda ne olacak arkadaşlar? X y'ye gidiyor ya normal fonksiyonda. Ters fonksiyondan olacak? Y x'e gidecek bu sefer. Bu da ters fonksiyon oluyor. Mantık bu. Fonksiyon x'ten y'ye gidiyorsa ters fonksiyon da y'den x'e gidecek. O zaman şuraya bakacak olursak f1 3'e gidiyorsa ters fonksiyonda 3 neye gidecek? 1'e gidecek. O zaman f-1 de 3 eşittir 1 olmuş. Ya da ters fonksiyonda 2 5'e gidiyorsa normal fonksiyonda 5 2'ye gidecek arkadaşlar. Bunları bu şekilde yapabiliriz. Ya da şöyle de yapabiliriz bakın. Bu f arkadaşlar karşıya geçerse f eksi olarak geçiyor. F eksi 1'i ters fonksiyon olarak geçiyor. F eksi 1 3 eşittir 1 oluyor. Ya da f eksi 1 karşıya geçerken f olarak geçiyor gibi düşünebiliriz. F 5 eşittir 2 oldu gibi düşünebiliriz yine. Şimdi buraya bakacak olursak ters fonksiyonu bulmak için kısa yöntemler var arkadaşlar. Ax artı b şeklindeki fonksiyonun tersi aradaki işaret değişip şuradaki x'in katsayısı bölü olarak geçiyor aşağıya. Bölüm olsaydı çarpı olarak geçer. Şimdi bunlara bakalım bak. Aradaki işaret artı mı? Eksi olacak. X eksi 4 bu fonksiyonun tersi. Ya da x artı 4 bölü 5 mi? Bu 5 buraya çarpı olarak gelecek. Şuradaki işaret de eksi olacak. Yani 5x eksi 4 oldu. Bu kadar. Ya da burada çarpım durumunda o zaman bu buraya bölü olarak gelecek. Şu da artı olacak. Yani x artı 2 bölü 3 olacak sevgili gençler. Bu şekilde kısa yöntemimiz var. Ya da eğer diyelim ki hocam ben bu şekilde bulamıyorum diyorsanız en genel yöntem de şudur. Diyelim ki şu fonksiyonun tersine bakmaya çalışalım. Fx eşittir x artı 4. Şimdi bunun tersini bulmak için şöyle bir yöntem de kullanabiliriz. Bu en genel yöntemdir. Hep bütün soruları çözer. Fx arkadaşlar y'dir zaten. Bunu biliyoruz. X artı 4'e eşit. Şimdi şunu yapıyoruz. X'i yalnız bırakıyoruz. Normalde y yalnız zaten. X'i yalnız bırak. X'i yalnız bırakmak için bu 4'ü buraya atarız. Eksi 4 olarak geçer. X yalnız kaldı şu an. En son olarak bakın bu ters fonksiyonumuz artık. En son olarak da y gördüğüm yere x yazınca ters fonksiyonu elde etmiş oluyorum. Burada arkadaşlar x eksi 4 oldu. Bu şekilde bulabiliriz. Yani ne yapıyoruz? X'i yalnız bırakıyoruz. X'i yalnız bıraktığımızda en son y gördüğümüz yere x yazıyoruz. Ters fonksiyon oluyor. Bu kadar basit. Evet, şimdi kesirli şeklinde verildiyse eğer sorularda onu nasıl yapacağız ters fonksiyonu bulurken? Yine bir kısa yöntemimiz var. Yukarıdaki x'in katsayısıyla aşağıdaki sabit sayı yer değiştirip işaretleri değişir.
yerleri ve işaretleri değişir. D eksi D olarak geçti. A da eksi A olarak geçti. İkisi yer değiştiriyor. Mesela buradaki örneğe bakalım. Ne olacak bunun ters fonksiyonu? Bunun x'in katsayısı 3. Aşağıda sabit sayı 5. Yukarıdaki x'in katsayısı ile sabit sayı yer değiştirecek demiştik. Aynı zamanda işaretleri değişecek. Burada eksi 5'ti ya. Eksi 5 artı 5 olarak geçecek. 5x artı 4 bölü x artı 3 de eksi 3 oldu. Hem yerleri değişiyor hem işaretleri değişiyor. Buna bakalım. X'in katsayısı 4, sabit sayı 3, yer değiştirdim. Eksi 3x eksi 1 bölü 2x eksi 4. Bunların ikisi yer değiştiriyor sadece. Diğerleri aynı kalıyor bakın. Şu diğerleri aynı kalıyor. Sadece x'in katsayısıyla, yukarıdaki x'in katsayısıyla paydadaki, bakın paydaki x'in katsayısıyla paydadaki sabit sayı yer değiştiriyor ve işaretleri değişiyor arkadaşlar. Evet, bileşke fonksiyon yine önemli. Bileşke fonksiyon arkadaşlar şudur aslında genel olarak. Biz fonksiyonları biliyorsunuz kümeler arasında yine tanımlıyorduk. F fonksiyon olsun. Bu diyelim ki x'i y'ye götürsün. Eğer biz y'yi de z'ye götüren bir g fonksiyonu tanımlarsak, y'yi de z'ye götüren bir g fonksiyonu tanımlarsak, bu işte arkadaşlar bileşke fonksiyon oluyor. Yani x'ten z'ye direkt fonksiyon tanımlayabiliriz. X y'ye, y de z'ye gittiği için otomatikman x'ten z'ye bir yol oldu burada. Bunu arkadaşlar f bileşke g yazmıyoruz ama. G bileşke f x diyoruz buna sevgili gençler. Şimdi bileşke fonksiyon o harfiyle gösteriliyor zaten. Bunu biliyorsunuz. G bileşke fx. Bu ne demek arkadaşlar? G'nin içerisinde fx yazıyoruz. Bakın burada da gördüğünüz gibi G'nin içerisine aslında biz fx'i yazdık. G'nin içerisine fx'i yazdık. Demek ki bileşke fonksiyonu neye eşitmiş? G'nin içerisinde fx. Sırayla yazıyorsun bak. G parantezi açtın. Fx yazıyorsun. Bu kadar basit. Tamam. Sonra diyelim ki mesela şu soruları bakalım. 3x artı 2 vermiş. G'yi de 2x eksi 5 vermiş. F bileşke G'yi sordum. Ne yapacak? F'in içinde G. Sırayla yazıyorum. F içinde G. G ne? Şu. 2x eksi 5. G'miz 2x eksi 5. Şimdi burası ne oldu? F2x eksi 5. Yani x gördüğümüz yere ne yazacağız? F fonksiyonunda 2x eksi 5 yazacağız. X gördüğüm yere gelip burada 2x eksi 5 yazarsam, işte 3'ü dağıtırsam burada bakın ne yapmış? 3'ü dağıtmış sonra 2x eksi 5'e. Bir de dışarıda bir artı 2 daha var. Dağıttık, toparladık. Bu hale geldi. Şuna bakalım. G bileşke fx. Bu sefer ne yapacağız? G'nin içinde fx. Yani ne oldu burası? G'nin içinde fx. Fx ne? 3x artı 2 idi fx. Fx 3x artı 2 idi. Yani ne yapacağız bu sefer? G'nin içerisinde 3x artı 2 yazacağız. Burada g'nin içerisinde 3x artı 2 yazıyorum. X'i kaldırıp. X'i kaldırıp bunu yazarsam 2'yi dağıtacağım sonra burada. 3x artı 2'nin içerisinde. Bir de eksi 5 var şurada dışarıda. İşte burayı dağıtıyorum. Toparlıyorum. Bu hale geliyor sevgili gençler. Bunlarla alakalı sorular çözeceğiz zaten birazdan. Bileşke fonksiyonun özelliklerine bakalım. Bileşke fonksiyonu arkadaşlar f bileşke g eşit değildir. G bileşke f'tir. Bu şekildedir. Bazen eşit olabilir. Ama her zaman eşittir ya da eşittir diyemeyiz yani. O yüzden bunu f bileşke g eşittir. G bileşke f olmaz arkadaşlar her zaman. Onu bilelim. F bileşke f eksi 1. F ile f eksi 1 birbirini götürüyor gibi düşüneceğiz. Ve bunlar gidince ne oluyor geriye? Sadece x kalıyor. Ya da f eksi 1 bileşke f. Bunlar da yine birbirini götürüyor gibi düşüneceğiz. X olacak, tamam mı? Yani birim fonksiyona eşit oluyor. Bunlar birbirini götürüyor. Yine ters fonksiyonda arkadaşlar, ters fonksiyonda bileşkenin tersini alırken ne yapıyoruz? Bir eksi 1'i dağıtıyoruz. Ancak eksi 1'i dağıtacağız ama yerleri değişiyor bakın. De Morgan vardı kümeler konusunda. De Morgan'da üstü dağıtıyorduk yine. Ama burada bakın ne yapıyor? Orada değişmiyordu yerleri. Burada yerleri değişecek. O önemli. Yani f eksi 1 yazmıyoruz önce. G eksi 1 bileşke f eksi 1. Dağıttık eksi 1'leri ama yerlerini değiştirdik. Bu önemli. Evet, şimdi bize hx eşittir. Ya bir tane fonksiyon verdi diyelim ki. Bileşke fonksiyonun ifadesini verdi. Diyelim ki bileşke fonksiyonun ifadesini verdi. G eksi soruyor. Ne yapacağız? Öncelikle yapacağımız işlem şu. Her iki tarafı yalnız bırakmak için mesela şuraya yazalım bir tane. Şöyle örnek üzerinden açıklamaya çalışayım. Şimdi diyelim ki bize f bileşke gx'i verdi. Dedi ki 2x artı 1. Bize dedi ki arkadaşlar
fx fonksiyonu da x eksi 1 olsun. Buna göre gx nedir? Şimdi gx'i burada yalnız bırakmamız lazım. O zaman ne yapacağız? Her iki tarafı soldan f eksi 1 ile işleme sokacağız. Yani şöyle yapıyorum. Şuradaki eşitliği kullanalım şimdi. Her iki tarafı sol taraftan f eksi 1 ile işleme sokuyorum. Sol taraftan. Bakın sağ taraftan ya da sol taraftan olması önemli. Sol taraftan f eksi 1 ile işleme soktum. Şimdi burası ne oldu bakın? Birim fonksiyon oldu. Bunlar birbirini götürdü yani. Burada ne kaldı o zaman sadece? Gx kaldı. Gx'i yalnız bırakmış olduk. Şimdi ne yapacağız? F eksi 1'de 2x artı 1 yazmamız lazım. F eksi 1'i bulalım hemen. Bu f eksi 1 nedir arkadaşlar? Eksi 1 var. Arası ne oluyordu? Artı 1 oluyordu. Ters fonksiyonda. O zaman ters fonksiyonu bulduk. Bu f eksi 1. Burada bulduğumuz fonksiyon. Şimdi f eksi 1'de ne yazacağız? 2x artı 1 yazacağız. X gördüğümüz yere f eksi 1'de x artı 1 fonksiyonunda x gördüğümüz yere 2x artı 1 yazalım. X gördüğüm yere 2x artı 1 yazdım burada. Artı bir de bir daha var. O zaman buradan ne oldu arkadaşlar? Bakın g fonksiyonu 2x artı 2 oldu. Tamam. Bu şekilde. Evet, şimdi sorulara başlayalım. Şimdi f'in içinde gx vermiş. Bu bir bileşke fonksiyon sorusu gibi duruyor ama öyle bir soru değil. Çok kolay bir soru. Şimdi ne demiş? F gx eşittir. Gx artı. Şimdi bize neyi soruyor bir kere? F4'ü mü soruyor? Yani bizim f parantez içinde 4'ü elde etmemiz lazım değil mi? F parantez içinde madem 4'ü elde etmek istiyoruz. Şurayı 4 yapalım. Gx otomatikman 4'e eşit oldu. O zaman f 4 eşittir. Gx madem 4'e eşit. Bu da 4 olur. O zaman 4 artı 11'den cevabımız 15 yapar. Bu kadar. Şimdi buna bakalım. Ters fonksiyonu vermiş. F3'ü soruyor. Şimdi iki şekilde çözebiliriz aslında soruyu. Ya önce normal fonksiyonu buluruz ya da direkt şöyle de yapabiliriz. F3'ü arıyoruz ya. Burası ne zaman 3'e eşit olur? Ya da şöyle yapalım daha rahat anlarsınız. Şimdi bunu ne dedik? Bunu buraya f olarak atabiliriz değil mi? O zaman şöyle olur. X eksi 3 eşittir. F olarak attık karşıya. X artı 4 mu oldu burası? Fx artı 4. Bizden F3'ü mi istiyor? F3'ü bulmak için burada x yerine ne yazmamız lazım? Parantez içinde 3 olmasını istiyorum şu an. Parantez içinde 3 olmasını istiyorsam x yerine ne yazmak zorundayım? Eksi 1 yazmak zorundayım. 4 eksi 1 3 yapıyor ya. Parantez içinde 3 olmasını istiyorum bu sefer. O yüzden eksi 1 yazmam lazım x yerine. X yerine burada eksi 1 yazıyorsam her yerde eksi 1 yazmak zorundayım. Burada da eksi 1 yazacağım o zaman. Eksi 1, eksi 3. Eksi 1, eksi 3 ne yapar? Eksi 4 yapar. Yani f3 eşittir ne oldu? Eksi 4 oldu. Evet. Öncelikle bu zaten bileşke fonksiyonu. Şimdi f6. Önce f6'yı mı bulalım? F6'yı bulmak için burada x yerine ne yazmamız lazım? 4 yazmamız lazım. 4, 2 de 6 ya. Burada da 4 yazarsam 4 bölü 2 ne yaptı? 2 mi yaptı? O zaman f6 neye eşit çıktı? 2. İlk parantezi hallettik. Burası 2'ymiş. 2'ye eşitmiş. Şimdi sıra geldi ikinci parantezi. Biliyorsunuz işlem önceliği gereği ilk enişteki parantezden başlamak zorundayız. Şimdi f2'yi buldum. Şimdi f2'yi bulacağım. F2'yi bulmak için burada x yerine ne yazmam gerekiyor? 0 yazmam gerekiyor değil mi? 0, 2 daha 2 yapar çünkü. Burada 0 yazıyorum, burada da 0 yazacağım. 0 bölü 2 ne yapar? 0 yapar. Şimdi burayı 0 buldum bu sefer. F2 ile 0 buldum. Şimdi ne oldu? F0'ı arıyorum bu sefer. Enişteki parantezden başladım. Dışa doğru gidiyorum. Şimdi F0. F0'ı bulmak için ne yapmak zorundayım arkadaşlar? Burasının 0 olmasını istiyorum. X artı 2'nin 0 olması için. Ne olması gerekiyor? X'e eksi 2 verelim bu sefer. Eksi 2 artı 2 birbirini götürsün 0 olsun. Burada eksi 2 yazıyorsam burada da eksi 2 yazmak zorundayım. Eksi 2 ile arkadaşlar 2'ye bölersem ne yapar burası? Eksi 1 yapar. O zaman cevabımız eksi 1 yapar. Evet şimdi ters fonksiyon var, grafik var. İşte aslında zor gibi görünüyor ama kolay bir soru. Şimdi bize ters fonksiyonda eksi 4'ün cevabını sormuş. Normalde biz normal bir fonksiyon olsa, g eksi 4'ü sorsa geliriz bakarız. Madem x eksi 4, x eşittir eksi 4 için fonksiyon y'de hangi değeri almış ona bakarız. Ama ters fonksiyon olduğu için bu y artık. Normalde normal fonksiyon olsa burası x oluyordu.
Ters fonksiyonu burası y oluyor. Yani y'miz eksi 4. Y'miz eksi 4. Bakın y ekseni bu. Y'de eksi 4 değerine baktığımız zaman fonksiyona şöyle bir grafiğe çektiğimiz zaman bakın nereye geldi? Nerede kesişti? Eksi 3'te kesişti. Demek ki bakın y'de eksi 4 x'e neye geliyor? Eksi 3'e geliyor. O yüzden burası ne olacak cevabı? Eksi 3 olacak. Eksi 3 artı şimdi g5'i bulalım. G5 normal x'imiz 5'miş. X'imiz 5 ise y'miz ne çıktı bakın burada? 3 çıkmış bakın. Grafik üzerinde g5 neyi bakın? 3. Y 3 eşit. O zaman burası da 3 oldu. Bölü. G eksi 4 diyor. Aşağının ne olduğunun önemi yok arkadaşlar. G eksi 4. Zaten burada G eksi 4'ü bulamazsınız. Eksi 4 şurada bir değer. Burada ne olduğunu bilmiyoruz. Önemli de değil zaten. G eksi 4 olarak yazalım. Çünkü üst taraf 0 ya. Eksi 3 artı 3 0 yapıyor. E 0'ı neye bölersek bölelim? 0 yapar zaten. Aşağıyı bilmeye gerek yok o yüzden. Cevabımız 0. Tamam. Evet, şimdi buna bakalım. Tanım kümesi hangisidir diyor. Şimdi tanım kümesini arkadaşlar bulmak için bir kere paydayı tanımsız yapan ifade, paydayı 0 yapan ifadeler tanımsız yapıyor biliyorsunuz kesirli ifadelerde. E burayı paydayı 0 yapan değer ne? 4. O zaman 4 değerini çıkarmamız lazım tanım kümesinden. Çünkü 4 değerini verince burası tanımsız oluyor. Bize tanım kümesi lazım. O yüzden r eksi 4 olacak cevabımız. Paydayı 0 yapan değeri çıkarttık arkadaşlar. Kesirli ifadelerde bu şekilde yapıyoruz. Şimdi buna bakalım. F eksi 1 x'i soruyor. Ters fonksiyonu soruyor yani. Ters fonksiyonda ne yapıyorduk? Şu bölü çarpım oluyordu. Toplamada çıkarma olacak. O zaman ne olacak? 4 çarpı oldu. 4 x oldu. Artı 3 diyor. Eksi 3 olacak arkadaşlar. 4 x eksi 3 olur cevabımız. Evet. Şimdi parantez içinden başlayacağız tabii ki. İşlem önceliği gereği. Önce g0'ı bulmamız lazım. G0'ı nereden bulacağız? 0 1'den küçük mü büyük mü? 0 1'den küçük. O zaman burada yapacağız. Burada yazacağız 0'ı. 3 kere 0 0. 0'a 2 ekledim. 2 mi oldu burası? O zaman burası ne oldu parantez içi bakın. 2 artı 2 yani 4 mu oldu? G4. Bize G4'ü soruyor. Şimdi G4. X yerine 4 yazacağım. 4 1'den büyük. O zaman şunu kullanacağım bu sefer. 7 eksi 4 ne yapar? 3 yapar. Cevabım o zaman 3 yapar.